Binali Yıldırım şu an kürsüde, bir kulak verelim. Eski Ulaştırma Bakanı aynı zamanda. Onun döneminde değil mi bu projenin pazarlık etmeye çalışmışlar. En başlarından beri aslında ama bir şey var. Dinleyelim. Dünyanın en büyük havalimanı liderliğinizde yapıldı ve şimdi de o karşı çıkanlar en önce kullananlar oldu. Türkiye'de hep böyle oluyor. Yapılıncaya kadar karşı çıkarlar ama sonunda da en önce onlar geçerler. Onlar kullanırlar. Tabii ki biz hizmeti herkes için yapıyoruz. İnsan için yapıyoruz. Hizmette siyaset olmaz. Bu proje Türkiye'nin sadece projesi değildir. Bu bölgenin projesidir. Üç kıtayı birleştiren dünyanın incisi İstanbul'u emniyete alacak önemli bir projedir. 1930 yılında İstanbul Boğazı'ndan boyu en fazla 120 metre olan en fazla yılda 3000 gemi geçiyor. Bugün bu sayı 40 binin üzerinde. Gemi boyu da 120 metreden 350 metreye kadar çıkmış. Taşınan yüklerin %10'undan fazlası patlayıcı, doğal gaz ve petrol. Her biri bir nükleer bomba. Biz diyoruz ki su yolu için gemilerin Karadeniz'den Akdeniz'e, oradan dünya denizlerine açılması için emniyetli bir su yolu yapalım. İstanbul tarih, kültür şehri, boğazımız da İstanbul'a kalsın, İstanbulluya kalsın. Oradaki yerel trafik, vatandaşlarımız boğazın o güzelliklerini hem denizden hem de karadan hiçbir endişe hissetmeden yaşasın istiyoruz. Proje bu kadar hayati öneme sahip. Dünya ticareti artmaya devam ediyor. Bölgemizde 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. 1,5 milyar insan yaşıyor. Dolayısıyla bu bölgede gelecek 5 yılda dahi 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğazın boyutlarını büyütemeyeceğimize göre günlük 2000'i bulan yerel trafiği, 500 bin insan taşınan boğazları içinde bulunduğu kaza riskini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu proje her yönüyle çok önemli projedir. Kendi içinde fizibilitesi olan İstanbul'un güvenliğine katkı sağlayan, hava kirliliğini önleyecek olan, Karadeniz, Akdeniz'deki akışları hızlandıracak, böylece Marmara'daki oksijen azalmasını da ortadan kaldıracak çok önemli proje. Neden bugünlere kaldı diye soruluyor. Çünkü böylesine büyük bir projeyi enine boyuna her safhasında bilim adamları tartıştılar. 200'den fazla bilim adamı çevre değerlendirme raporu hazırladılar. 9000 sayfadan fazla rapor hazırlandı. Bütün ihtimaller, bütün olumsuzluklar, avantajlar, Türkiye'ye kazandıracağı fırsatlar bir bir değerlendirildi. Bu proje Boğazlar rejimine asla çelişki teşkil etmiyor. Bu proje Montreux'e de asla aykırı düşmüyor. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkı olan egemenliğinde tamamen uluslararası ticarete açık bir su yolu ve etrafındaki yapılaşmasıyla bir yaşam merkezi, bir ticaret merkezi, kültür ve
İstanbul'un zenginlik merkezi haline geliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, göreve başladığımızda bize bir talimatınız oldu. Yedi tepeli İstanbul'a yedi tane muazzam eser yapalım diye. Onların sonuncusuyla Kanal İstanbul'la bu vaadimizi yerine getiriyoruz ve tamamlıyoruz. Hatırlatalım. Neydi bunlar? Avrasya dedik, yaptık, hizmete aldık. Marmaray dedik, yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi. İstanbul-Ankara hızlı treni hizmete girdi. İstanbul-İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü yapıldı, hizmete girdi. Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı hizmete girdi ve yedinci olarak da Türkiye projesi, bölgenin projesi Kanal İstanbul inşallah bugün Nakkaş ve bu Sazlıdere arasında, Temle Kuzey Marmara arasındaki 45 kilometrelik otoyolun birleştiren, kanal üzerinden geçecek Sazlıdere Köprüsü ile bismillah dedik ve projeye de başlamış olduk. Ülkemiz için, İstanbul'umuz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum ve şu bilinmelidir ki bu projeyle yapım esnasında Sayın Cumhurbaşkanım en az 10 bin kişi iş az sahip olacak. Bu da 40 bin insanın ekmek kapısı demek, işletmede de aynısı devam edecek. Bu duygularla bana bu fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.